Evet, güzel. Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli konuklar, sevgili basın emekçileri, ülkemizin işçilerinin, ezilen halklarının birlik, mücadele ve örgütlenmesinin adresi olan Halkların Demokratik Kongresi'nin 1. Genel Kurulu'nu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım. Evet, milletvekili arkadaşlarımızın söylediği gibi 7 aydır ülkemizin ezilenlerinin ve onların mücadelesinin olduğu her yerde artık Halkların Demokratik Kongresi konuşuluyor. Dünyadaki gelişmeleri biliyoruz. Kapitalist, emperyalist sistemin sıkıntılarını, sancılarını, krizlerini ve bu krizlerin Orta Doğu coğrafyasında, Afrika'da, Latinler'de ve tabii ki Avrupa'nın gelişmiş kapitalist ülkelerinde nelere yol açtığını da biliyoruz. Hükümetler yıkılıyor. Gerici, sağcı saldırı programları ve bunu savunan partiler yenilgiye uğruyor. Ve halklar geleceğini ararken, kendi geleceklerini kurmak isterken aynı zamanda bu kapitalist sistemleri ve programları çözüyorlar. İşte bütün mesele işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, onların örgütlü güçlerinin ve ülkemizde de bizlerin Halkların Demokratik Kongresi'nin gerçek anlamıyla bu arayış içerisindeki kitlelerle buluşması, onların gerçek temsilcileri olmasıdır. Davamızın aslında özü, adı budur. Ve 10 yıllık AKP hükümetinin, AKP iktidarının da aslında gelmiş olduğu nokta budur. İşçilere, emekçilere dönük saldırı politikaları her bakımdan ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, ideolojik boyutlarıyla yok sayma, inkar, ezme ve baskıyla dolu bu saldırı politikaları karşısında halklar bir arayış içerisindedir, bir mücadele içerisindedir ve AKP hükümetinin sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın karşısında da tabii ki aynı arayış bizim ülkemizde de vardır. İşte ülkemizin devrimcilerinin, mücadele güçlerinin, ezilenlerinin, sosyalistlerinin öncülük ettiği Halkların Demokratik Kongresi bu boşluğu doldurmak ve bu göreve talip olmak üzere hareket etmektedir. Şimdi değerli arkadaşlarım, halkımız şunun farkındadır. 10 yıllık iktidarda bu dönemi ustalık dönemi diye ilan eden AKP hükümetinin bütün bu süreci boyunca sermayeye hizmette büyük bir ustalık gösterdiğini artık herkes farkındadır. Özellikle bu ustalığın sadece ülke içerisinde değil, ülke sınırları dışında da özellikle Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir Orta Doğu'nun inşasına öncülük etmek iddiasını konuşan bu ülkenin yöneticileri aslında nasıl emperyalist hayaller ve saldırganlık peşinde koştuklarını da itiraf etmektedirler. Dolayısıyla bunların ülkemiz halklarına sunacağı ancak kanlı bir gelecek, ancak yoksulluk, işsizlik ve hastalıklı bir gelecek sunmaktan öte bir şansları yoktur. Dolayısıyla bütün bunlar karşısında Halkların Demokratik Kongresi'nin mücadele programı, sloganlarımız, taleplerimiz ve çalışmalarımız tek çözücü seçenek olacaktır. Bakın bunların, yani AKP hükümetinin bu saldırgan karakteri her söylemlerinde, çıkarttıkları her yasanın karakterinde ve söylemlerinde, ideolojilerine adeta sinmiş durumdadır. Sendikalar yasasında böyledir, eğitim yasasında böyledir, 2B orman talanında böyledir, Cumhurbaşkanlığı seçim yasasında böyledir. Tiyatrocuların boğazına çökmek isterken itiraflarında böyledir, dindar, kindar gençlik çağrılarında böyledir. Tam bir büyük diktatör edasıyla konuşan başbakan, ikna edebildiklerini, sindirebildiklerini, aldatabildiklerini, yanına çekebildiklerini susturmakta ama buna karşı direnenleri de sopa sallamaktan geri durmamaktadır. Gün gelecek, sömürge gelecek,
dediğiniz gibi bu iktidar değişim dönüşüm diyerek, sorun çözme diyerek halkın desteğini aldı. Ama değişime en çok ayak diretenler de bunlar oldu. Değişmemeye niyeti olanlar da bunlar oldu. Açılım politikalarında aslında başladıkları yerde ve niyetleri neyse onu devam ettirmekteler. Büyük süslü laflarla işte yeni bir anayasa dediklerinde de aslında onlar için anayasanın sadece ve sadece bir imaj, bir siyasi argüman, bir propagandadan öte anlamının olmadığını bugün özellikle başkanlık sistemi lafını ağızlarına aldıklarında daha iyi bir şekilde görüyoruz. Onların yapmak istedikleri bu anayasayla birlikte kendi düzenlerine, iktidarlarına kalıcı bir statüko sağlamaktır. Dolayısıyla bunun farkında olan ve tabii ki bu anayasa aynı zamanda siyasi muhaliflerini de ezmenin de bir unsuru haline gelmiştir. Şimdi bunun farkında olarak sadece görüntüleri değil gerçeklerin görünmesini sağlamak ve bunun arkasındaki büyük bir faşist zihniyeti, büyük bir ezme mantığının da görülmesini sağlamak Halkların Demokratik Kongresi'nin en önemli görevi olacaktır. Değerli arkadaşlar, 10 yıldır sorgulanan bir iktidar şimdi destekçileriyle, liberaliyle, sol kisvesiyle, demokrat görünümlü aydınlarıyla ama herkes tarafından herkesle çatışmalı bir noktaya gelmiştir. Bu da bunun yanında aynı zamanda şimdi böylesi bir ortamda mecliste peş peşe ardı sıra çıkan yasalar karşısında mücadele etmesi beklenen hepimiz tarafından böyle bir görev yüklenmiş olan sendikal güçlerin adeta bu olan biteni uzaktan seyreden, acizlenen, şikayet eden bir durumda olduğu da bizlerin gerçekliğidir. Ama diğer taraftan Halkların Demokratik Kongresi mücadelesini güçlendiren ve o mücadelenin içinde olan bizleri de daha ileriye taşıyacak olan görüntüler de vardır elbette. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Eşitsizliğe, ayrımcılığa, istismara, cinayetlere, şiddete, hakları, özgürlükleri ben de varım diyerek bütün kadınlar, bütün kadın hareketleri, aktivistleri alanlara çıkmıştır. Özgürlük diyerek diline, temsiliyetine, varlığına, ulusal haklarına işaret eden, bunu eylemli bir şekilde alanlarda koyan Kürt yoksulları, Kürt mücadele güçleri, beraberinde hareket eden demokrasi güçleriyle birlikte Nevroz alanlarını doldurmuştur. Bütün yasakları yıkarak, bütün baskılara ve zorbalıklara rağmen. Ve tabii ki 1 Mayıs başta işçi sınıfımız olmak üzere o sendikalara rağmen, hükümetin arka bahçesi durumunda olmuş sendikal güçlere rağmen kendi öz gücüyle, mücadele dinamikleriyle sadece işçi sınıfı kendi talepleri için değil ama aynı zamanda bütün halk güçlerinin taleplerinin de alanlarda işaret edilmesine, sunulmasına imkan sağlayacak şekilde ülkenin birçok noktasında işçi bayramı birlik mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmıştır. Ve şimdi bize de kaynaklık eden, bize de yol gösteren, bizim de fikrimizin arkasında olan denizlerin mücadele arkadaşlarının o asıldığı idamın lanetlendiği ama aynı zamanda bayraklaştırıldığı, aynı zamanda ezilenlerin birlik ve mücadele haline dönüştürüldüğü 6 Mayıs'lar. Aynı zamanda işte HDK'nın yol haritasını, HDK'nın kuruluş felsefesini de kanıtlarcasına alanlarda olunmuştur. İşte böylesi bir süreçten, bu 7 aylık süreçte mecliste yasaları teşhir ederken, alanlarda işten atılanların, kentsel dönüşüme karşı mücadele edenlerin, termik santrallere karşı tarım alanlarını koruyanların, kadınların, öğrencilerin, cezaevi tutsaklarının, aydınların, demokratların, talepkar olan her kesimin yanında vekilleriyle, delegeleriyle, yerel meclisleriyle var olan bir Halkların Demokratik Kongresi çalışması. Şüphesiz artılarımız var, gelişmekte olan yönlerimiz var ama bir o kadar da eksiklerimiz ve tamamlayacağımız şeyler var hiç şüphesiz. Değerli arkadaşlarım, şimdi 2 günlük çalışmada önümüzdeki görevleri de konuşacağız. Tabii öncelikle çok uluslu, çok dilli, çok kültürlü bir anayasanın başarılma mücadelesini vereceğiz.
bu mücadeleyi aynı zamanda Türkiye'nin ezilenlerinin o anayasaya müdahil olması ve bu anayasanın ülkemiz halklarının barış, eşitlik, özgürlükler temelinde ortak ve bir arada yaşamının yeni bir anayasası olacak. Gerçekten demokrat bir anayasa olmasını sağlamamız gerekecek. Aynı zamanda tabii ki şiddete, savaşa, yok saymaya dayalı değil ama özgürlüklere, eşit haklara, dil ve ulusal hak eşitliğine dayalı bir Kürt sorununda çözüm içinde kitlesel, yığınsal, demokratik, meşru mücadele çizgisinde bir çözüm arayışımızı, bir diyalog arayışımızı, bir muhataplık arayışımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Zamlarıyla, işten atmalarıyla, taşeron çalıştırmasıyla, yağması, yıkımıyla, her tür felaketçi ekonomik, sosyal dayatmalar karşısında ezilenlerin, emekçi kitlelerin eşitlik ve sosyal hak mücadelesinin sürdürücüsü olacağız. Orta Doğu'da savaşçı, emperyalist, yayılmacı politikalar karşısında anti-emperyalist bir mücadelenin bayraktarlığını sürdüreceğiz. Ve tabii ki çevre, doğa ve yaşam felaketine karşı, kentsel dönüşüm politikalarına karşı kırda kentte halkın önünde, yanında onlarla birlikte olacağız. Sevgili arkadaşlarım, bugüne kadar çok değişik toplumsal kesimlerin sözcüsü, temsilcisi olma yeteneği gösterdik. Bundan sonra bunu çok daha güçlü şekilde göstereceğiz. İşçiler, işsizler, kamu emekçileri, Kürtler, Aleviler, esnaflar, kır yoksulları, üretici köylüler, kadınlar, öğrenciler, gençler, hepsinin temsilcisi olacağız. İşkur mağdurlarının, ataması yapılmayan öğretmenlerin, HES karşıtlarının, işten atılanların, engellilerin, bakın içinde bulunduğumuz hafta engelliler haftası, emeklilerin, cezaevindeki tutsakların, akademisyenlerin, sanatçıların ve cinsiyetçi şiddet mağdurlarının, eğitimcilerin, sağlıkçıların, öğretmenlerin, meslek örgütlerinin, mühendislerin hepsinin buluşacağı bir çatıdır. Hepsinin bir araya geleceği, örgütleneceği bir adrestir. Halkların Demokratik Kongresi. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu yolu çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben de yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın emekçilerin birliği diyorum. Hepinize başarılar diliyorum.